Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbimize binlerce kez hamdü senalar olsun. Bir sohbetimizde daha sizlerle beraber Allah Celle Celaluhu'nun adını, onun Habibi, Edibi, Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek adını, sözlerini, onun ashabını, onun yolundan gelen nice Evliyaullah'ı, Allah dostunun mübarek sohbetlerini, hayatlarını andığımız programımızda Rabbimiz bizi onların yolundan ömrümüzün sonuna kadar ayırmasın. Allah Celle Celaluhu Kur'an ve sünnet yolunda yaşamış, ehli sünnet vel cemaat Allah ve Resulünün yolunda İslam'ı anlayıp yaşayan nice evliyanın, salihlerin, sıddıkların ve en önemlisi alemlerin sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek izinden bizleri bir santim bile ayrılmadan son nefese kadar imanla, Kur'an'la, namazla, zikirle, salatu selamla, ibadetlerle, nafile ibadetlerle, teheccüdlerle, nafile oruçlarla, sadakalarla, Allah yolunda nice güzel ibadetlerle ömrünü tertemiz yaşayıp geçiren ve son nefesini de o şekilde veren kullarından eylesin. Dualarımızla başlayalım inşallah. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünkü sohbetimizde konumuz Evliyaullah'ın büyüklerinden, Bursa'da bulunmuş, Kayseri'de bulunmuş, Aksaray'da bulunmuş ama Bursa'da çok önemli belli anlarda Ulu Camimizin açılışında kimsenin bilmediği, kimsenin onu tanımadığı anda Resulullah Efendimizin torunu Emir Sultan Hazretlerinin bildirmesiyle o vaaz koltuğuna, ilk cuma vaazına geçmiş ve öyle bir sohbet etmiş ki Fatiha suresini 7 farklı şekilde nefsin 7 meratibine göre tefsir etmiş. Kim bu? Hepiniz de biliyorsunuz. Somuncu Baba Hazretleri, diğer asıl adı Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, zamanının bir tanesi olan, evliyanın yaşadığı zamanın en büyüklerinden biri olan, Emir Sultan Hazretleri bütün o zamanın evliyasının kabul ettiği, Hacı Bayram-ı Veli gibi büyük bir Allah dostunu yetiştirip onu kemale erdiren ve nice evliya yetiştirip Anadolu'daki birçok yere dervişler gönderen Allah'ın büyük velisi Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Somuncu Baba Hazretlerinin mübarek hayatını inşallah hep beraber inceleyelim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen alim ve velilerin büyüklerindendi. 1349 senesinde Kayseri'de dünyaya geldi. İsmi Hamid, babasının ismi ise Şemseddin Musa'dı. İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefatından sonra Şam'a giderek Hankâhı Beyazıdiye diye bir Allah dostundan ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pek çok velinin sohbetlerine katıldı. Burada üveysi olarak manevi yol ile Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinden feyizler aldı. Yani ne demek istiyor burada? Üveysi olarak bazı Allah dostları o an yaşayan bir mürşidi kamile tabi olmazlar. Onlar O zaman üveysi dediği, yani bir üstadı olmadan manevi yolla Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinin ruhaniyetinden. Mesela Antepli Bilal Nadir Hazretleri vardı. O Antep'te Ukaşı Hazretleri, Peygamberimizin ashabından Ukaşı Hazretlerinin mübarek kabri şerifi vardı. O da gidip ondan feyz alıp onun yanında yetiştiği, onun onu yetiştirdiğini bizlere anlatıyor. Ve bunun gibi tasavvuf yolunda yolları kapanmayan nice evliyaullah var, vefatından sonra da nice dervişlerini, talebelerini yetiştiren. Şam'da bir müddet ilim tahsilinde o Şeyh Hamidi Veli, yani Somuncu Baba Hazretleri bulunduktan sonra Tebriz yakınlarında Hoy kasabasında bulunan Hacı Alaaddin-i Erdebili Hazretlerinin huzuruna gitti. O zamanın evliyası. Var gücüyle hocasına hizmet ederek ilim öğrendi. Tasavvuf yolunda üstün derecelere kavuştu. Alaaddin-i Erdebili bir gün Hamidi Veli'ye artık bizden öğrendiğin ilmi, Allahü Teala'nın dinini insanlara öğretmek üzere Anadolu'ya git evladım buyurdu. Ona böylece insanları yetiştirmek için icazet verdi. Hocasının bu sözleri bazı anlayışı kıt, hasetçi kimselerin içlerinden Şeyh Hamidi Veli'ye buğz etmelerine sebep olmuştu. Hacı Alaaddin, Hamidi Veli'yi bütün talebeleriyle birlikte Şemseddin Tebrizi makamı denilen yere kadar uğurladı. Veda edip yanlarından ayrılınca haset edenlerin de bulunduğu topluluğa o dönerek Hamidüddin'in arkasından, yani Somuncu Baba'nın arkasından gözden kayboluncaya kadar bakınız. Eğer dönüp bizden tarafa bakarsa Anadolu'da onun ilminden istifade nice insan edecektir. Şayet bakmazsa onun ilminden kimse istifade edemez dedi. Orada bulunanlar merakla Somuncu Baba'nın arkasından bakmaya başladı. Bu hali Allah'ın izniyle anlayan, Rabbimin lütfuyla duyan Hamidi Veli Hazretleri gözden kaybolmadan önce 2 defa arkasına döndü ve üstadını ve talebeleri izledi. Böylece onların kalplerindeki haset de yok olmuştu. Büyük bir keramet gösterdiğini anlamışlardı. Ve büyük bir alim ve veli-i kamil, mürşidi kamil olarak görevini alıp Kayseri'ye döndü. Hamidi Veli Hazretleri Kayseri'de insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmeye başlamıştı. Talebeleri ondan feyz almaya, hasta kalplerine şifa olan nasihatleriyle, sohbetleriyle şereflenmeye başladılar. Hamidüddin bir gün çok sevdiği talebelerinden Şüca-i Karamani Hazretlerini huzuruna çağırdı. Ankara'da Numan isminde bir müderris vardır. Onu bulup buraya davet ediniz buyurdu. O talebelerinden Şüca-i Karamani de hocasının emrini yerine getirmek için Ankara'ya gidip durumu bildirdi. Müderris Numan bu davete icabet lazımdır dedi. Müderris Numan'ın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Daha geçenlerde işledik. O Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, adı Numan'dı. Somuncu Baba ne oldu? O divan toplandı, manevi divan, ve onu irşad edeceğini ona bildirdiler. Ve talebelerinden o Şüca-i Karamani'ye dedi ki Ankara'ya gideceksin, orada Numan diye bir müderris var, onu çağırıp buraya getireceksin. Ve Ankara'ya geldiğinde, durumu bildirdiğinde Numan'a bu davete icabet gerektir diyerek beraberce Kayseri'ye geldiler. Kurban Bayramı günü buluştukları için hocası ona Bayram lakabını verdi. O yüzden Hacı Bayram-ı Veli oldu adı. O müderris Numan, Hamidüddin Hazretleri, yani Şeyh Hamidi Veli'yi görüp sohbetlerini dinleyince onun büyük bir alim ve veli olduğunu anlamıştı. Kısa zamanda pek çok kerametlerini de görünce daha çok bağlandı. Onun teveccühleri altında yetişmeye başladı. Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenerek kısa zamanda büyük mesafeler aldı. Bir gün hocası, "Evladım Hacı Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. batını ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve onların derecelerini de gördün. Hangisini murad edersen onu seç buyurdu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de velilerin, tasavvuf erbabının yüksek hallerini görerek kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çok çalıştı. Ve zamanın en büyük evliyalarından oldu. O talebesi Hacı Bayram-ı Veli'de. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri manevi bir emir üzerine Tebriz'e gitti. Tebriz'den de Anadolu'ya gelip Bursa'ya yerleşti. Evet, artık Tebriz'e gittikten sonra Anadolu'ya gelmesi yine manevi işaretle emrolundu. O da Bursa'ya geldi. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de sık sık Bursa'ya gelip hocasını ziyaret ederdi. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Bursa'da bir ümmi gibi hareket edip ilminin varlığını kimseye söylemedi. Evet sevgili dinleyicilerim, Bursa'ya geldiğinde gizli artık kimseye ilminin varlığını, bir evliya olduğunu söylemeden bir somuncu yeri açtı kendine. Fırın yaptırdı. Fırına merkebiyle dağdan odun getirir, onunla ekmekleri pişirirdi. Ekmek küfesini sırtına alarak somun müminler somun diye söyler, geçimini bu yolla sağlardı. Halk bu fırıncıya Somuncu Baba der ve pişirdiği ekmeğin lezzetine doyamazdı. Somuncu Baba ekmek satmaya başlayınca herkes peşlerinden koşar, ekmeğine adeta kapışırlardı. Somuncu Baba'nın fırını Molla Fenari mahallesinde Ali Paşa civarında İki gözlü bir fırındı. Evet, Molla Fenari Hazretlerini biliyorsunuz. Onun hemen aşağısı, 100 metre aşağısında Somuncu Baba'nın evi. Bursa'ya gidenler veya Bursa'da yaşayanlar bilir. Somuncu Baba'nın evi o iki gözlü fırının önü. Hatta Emir Sultan Hazretleri ile kıssasında önünde durduğu nokta dahi bozulmamış, o şekilde tutuyorlar. Ne güzel yerler. O çilehanesi, Allah'ı zikrettiği yer, somunlarını yapıp Ulu Cami'nin açılışında bütün tadilat boyu oradaki işçilere ikram ettiği somunların yapıldığı yerdi. Çok manevi bir ortam. Fırının bitişiğinde de ibadet ettiği bir odası vardı. Odanın kıble cihetinde nefsini terbiye etmek için kullandığı bir çilehanesi mevcuttu. Şeyh Hamid Hazretleri durumunu Bursa'da kimseye bildirmez, hep halk içinde hak ile beraber olmaya gayret ederdi. Emir Sultan Hazretleri ile tanışması var. Diyor ki o Somuncu Baba bir gün fırına ekmekleri sürmüştü. Pişmesini beklerken Emir Sultan Hazretleri de onun namını duydu. Somuncu Baba diye bir zat var. Gittiğinde bakıyorsun fırınında bazen ateş oluyor, bazen olmuyor. Değişik haller var yerinde. Emir Sultan Hazretleri de merak etti. Onunla tanışmak istedi. Ve o Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı, Resulullah'ın torunu Emir Sultan Somuncu Baba'nın yanına geldi. Elinde de bir çömlek vardı. Merak ediyordu ya, o merakını giderecekti. Ekmek un halinde, normal ekmek kıvamına, hamur kıvamına getirmiş, oraya pişirmek için getirdi. "Selamun aleyküm baba" dedi. O da "ve aleyküm selam" diyerek birbirlerine bakıştılar. Başka hiçbir kelime konuşmadan bakarak Emir Sultan Hazretleri onun gözlerinden diyor akan derya ilmini ta içine kadar hissetmişti. O ilk tanışması sessiz olmuştu. Nice Allah dostları diyor bir kelime konuşmadan birbirlerine öyle nazar ederler ki, evliyanın nazarı, onların bakışı o kadar mübarektir ki, Rabbim nice evliyaullah'ın mübarek nazarlarına, bizleri de iltifatlarına, güzel dualarına nasip eylesin diyelim, dua edelim inşallah. Emir Sultan Hazretleri daha sonra elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba'ya verip içindekini pişirmesini rica etti. Somuncu Baba kabı alıp kendi fırınının ağzından içeri sürmek istediyse de çömleği bir türlü fırına sokamadı. Somuncu Baba eliyle sokuyor, gitmiyor, hareket etmiyor içeriye. Bir daha deniyor, yine olmayınca Emir Sultan'a dönüp "Anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin evladım" diyor. Emir Sultan Hazretleri peki diyerek çömleği alıp fırının gözünden içeriye rahatlıkla sürdü. Fakat fırında bir baktı ki soğuktu içerisi. Hiç ateş dahi yoktu. Somuncu Baba'nın fırının ağzını kapattıktan sonra birazdan pişer, bekleyiniz diye buyurduğunu duydu. Ve bir müddet bekledikten sonra kapak açıldı. Fırında hiç ateş dahi olmadığı halde yemeğin piştiğini gören Emir Sultan, Somuncu Baba'nın büyük velilerden olduğunu ve o anki nazarlarla muhabbetle evliyanın bir tanesi olduğunu anlamıştı. Ve orada tasavvuf üzerine bir miktar sohbet ederek beraberce Emir Sultan Hazretlerine öyle güzel iltifatlar etti, o da onun büyüklüğünü anladı. Ve bir süre sonra artık Emir Sultan Hazretleri de o sırada tabii ki Somuncu Baba'yı gizliyordu ama kendisi artık büyük bir veli olduğunu anlamıştı. Yıldırım Beyazıt Han, Osmanlı padişahı, Niğbolu'da Niğbolu Kalesi'nin fethi için, zafer için gitmişti. Ve Niğbolu zaferinden sonra söz vermişti. Eğer ben bu zaferi elde edersem 20 tane cami yapacağım. İstişare ettiğinde Emir Sultan'la 20 tane kubbesi olan bir cami yaparsanız daha güzel olur dedi efendim. Ve Bursa Ulu Camii'yi yaptırmaya, 20 kubbeli olan o Ulu Camii'yi yaptırmaya başladılar. Caminin inşaatı sırasında çalışan işçilerin tüm ekmek ihtiyacını işte bizim büyük Allah dostu Hamidi Veli Hazretleri yani Somuncu Baba karşılıyordu. Caminin yapılması bittikten sonra bir cuma günü açılış merasimi yapılacağını ilan etti. O gün başta Padişah Yıldırım Beyazıt Han, damadı büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri, ulemadan, Allah dostlarından onlarca kimse vardı. Ve Bursalıların, halkın da tamamı Ulu Cami'nin açılış gününde camiyi tıka basa doldurmuşlardı. Evet sevgili dinleyicilerim, hani şu Bursa'da olanlar kıymetini bazen bilmiyorlar. Yılda bir defa gidiyorlar ya, o Ulu Cami'nin açılışını düşündüğünde binlerce evliya, nice Allah dostu oralara adım attı. Oralarda secdeye vardı. O kadar güzel hatıralar, ne sohbetler gerçekleşti orada. 23 yıl diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sadece Kur'an'ın tefsiri olan Ruhul Beyan tefsirini her hafta sohbet yaptı. Daha Üftade Hazretleri, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Akbıyık Sultan Hazretleri, o Ulu Cami'nin açılışından 1900 bugünlere kadar nice evliyalar, nice duası kabul olan zatlar o Ulu Cami'nin içinde dualar etti, namazlar kıldı. İşte Ulu Cami'nin açılışıydı. Ulu Cami ağzına kadar doldu. Yıldırım Beyazıt Han, Osmanlı Aliyesi'nden nice sadrazamlar da orada. Caminin hutbesi, ilk açılış hutbesini okumak için damadı Emir Sultan'ı çağırdı. Ne dedi? Hey Emir Sultan, bu sohbeti tabii ki siz yapacaksınız dedi. Emir Sultan Hazretlerine bu vazife verildiğinde, Sultanım olur mu öyle şey dedi. Zamanın en büyük alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir. Şaşırdı Yıldırım Beyazıt Han. Sen ne diyorsun, kim o? Bizi neden tanıştırmadın? Madem zamanın en büyük alimi burada dedi. Ve halkın içinde, ön saflarda, ortalarda bir yerde duran Somuncu Baba'yı işaret etti. Bu caminin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir diyerek o Somuncu Baba'yı gösterdi. Şöhret afettir hadisi şerifini bildiği için bundan titizlikle kaçınan, kendisini bilinmeyi istemeyen Somuncu Baba, padişahın emri üzerine Emir Sultan Hazretleri yanına geldi. Efendim dedi, padişah hutbe yapmamı istedi ama siz varken bana yapmak düşmez. Lütfen şu açılış hutbesini siz yapın. Somuncu Baba güler yüzlü bir şekilde, ah dedi emirim, tamam bu hutbeyi yaparız ama bu hutbeden sonra artık bize yolculuk göründü. Biz burada o şekilde kalamayız demişti. Ve cemaat Somuncu Baba o hutbe yerine çıktığında artık hayretli dakikalar başlayacaktı. Fatiha tefsiriyle ilgili şöyle bir cümle kullandı. Biliyorum ki aramızda Fatiha'nın tefsiriyle ilgili çok kafa yoran, merak edenler var. Onların da düşüncelerini inşallah, onların da kafasındaki endişeleri beraber bitirelim dedi. Kimdi o Fatiha'nın tefsiriyle uğraşan? Molla Fenari Hazretleri vardı. Fatiha'nın tefsiriyle ilgili bir kitap yazmaya çalışıyor. Onunla ilgili çok endişeleri, onunla ilgili açıklamak için çok çabaları vardı. İşte onun düşüncesini, çabalarını dahi Rabbim o büyük evliya Somuncu Baba'ya bildirdi. Ve bir başladı diyor Fatiha'nın tefsirine. Önce normal bir Fatiha'yı tefsir etti. Cami tıklım tıklım. Bütün herkes anlıyor. Bütün herkes duyuyor. O kadar güzel, naif bir dille. Sonra bitti ve bir daha baştan başladı. İkinci makam. İşte tasavvufun en büyük ispatlarından biri gerçekleşiyordu. Nefsin 7 meratibi olan nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi radiye, mardiye ve safiye makamına kadar. Fatiha'yı ikinci tefsire başladığında bazı kişiler anlamamaya başladı. Aynı dili konuşuyordu Somuncu Baba. Üçüncüye geldi. Üçüncüden sonra artık onu anlayanlar çok azdı. 4, 5, 6, 7'ye geldiğinde içeride onu anlayan birkaç kişi, Emir Sultan Hazretleri gibi, Molla Fenari Hazretleri gibi, onlar dahi bir yere kadar diyor takat getirebilmişti. Herkes sarhoş gibi baygınlık geçirecek haldeydi diyor o an. Çok güzel bir haldeyken o Somuncu Baba gitti. O güzel halde Fatiha'nın tefsirini tamamladı. Burada insanlar öyle hayran kaldı ki, aman ya Rabbi dedi, biz bu dostu, biz bu büyük veliyi nasıl anlayamadık? Ulu Cami'nin açılışı için oradaki işçiler dahi gördü. Bize somun dağıtan şu zata bakar mısınız? Nasıl bir evliyaymış, nasıl bir sohbet bu dediler. Kur'an'ın tüm sırrı Fatiha'nın içindedir. Fatiha'nın tüm sırrı Besmele'sinin içindedir. Besmele'nin dahi tüm sırrı B harfindedir dedi birçok Allah dostu. İşte bizim anlayamayacağımız her bir harfin dahi nice batini yorumu ve tefsiri var. Ama bizler zahirin içinde boğuluyoruz. İşte o batının yolu, nefsi tertemiz edip safiyeye ulaştırmanın yolu, Allah'a dost olup onun cemalini görmeyi hak edenlerin yolu. Ölmeden önce ölünüz denen kutsi hadis, kutsi hadisi şerifi anlayabilmenin yolu. İşte o Evliyaullah'ın yoluydu. Allah ve Resulüne tabi olup da nefsiyle mücahede edip, kainattaki bütün mükevvenatı tefekkür edip, hepsinin dahi Allah'a olan zikrini işitmenin yoluydu. Allah'ın lütfuyla nice güzel, harikulade kerametler lütfedilen nice evliyaların yoluydu. Bunların hepsini de kabul ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, bizleri yolundan ayırmasın. Ve hutbe bittikten sonra bütün cemaat, biz de onun elini öpmek istiyoruz. Ne olur ya Rabbi bize de nasip olsun diyordu. Ve Ulu Cami'nin 3 tane kapısının aynı anda çıkan herkes kapının önünde Somuncu Baba'nın elini öptüğünü söylüyordu. Rabbimin lütfu aynı anda Somuncu Baba 3 kapıdan da çıkmasını Rabbim Celle Celaluhu büyük bir kerametle o an lütfeylemişti. Kayıtlarda, bütün kitaplarda o zamanki insanların dilden diline dolandığı bir hal. Vallahi bizim kapıdan çıktı. Vallahi elini öptük. Öbür kapıdakiler yemin ediyor. Üçüncü kapıdakiler aynı sözleri söylüyor. Allah Celle Celaluhu izin verirse işte o dostlarına ikram etmeyeceği güzellikler olur mu? İşte bu olaydan sonra, namaz bittikten sonra evine giden Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, Somuncu Baba Hazretlerine Molla Fenari geldi. Dehşet içerisindeydi. O Ulu Cami'deki sohbet aklından çıkmayacaktı. Ve efendim dedi, ne olur ben anlayamadım. Ben bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak için günlerdir uğraşırken, tefekkür ederken bazı anlayamadığım yerler olduğu için Rabbime yalvarıyordum. Siz de bu hutbenizde bütün bilmediğim yerleri izah ettiniz. Medresede hizmetimiz karşılığında kazandığımız 5000 akçe paramız var. Şüphesiz helal paradır. Kabul buyurursanız bunları size hediye etmek istiyorum dedi. O kabul etmedi. Bunun üzerine Molla Fenari Hazretleri Somuncu Baba'ya, talebeniz olayım bari ne olur beni talebe olarak kabul edin dedi. O zamanın Şeyhülislam'ı bu. Böyle deyince diyor Somuncu Baba, ona teveccüh ederek sohbetler edip bol bol dualarda bulundu. Molla Fenari Hazretlerinin Somuncu Baba'dan aldığı feyz ile yazdığı o tefsiri, Fatiha tefsiri kitabı var. Bütün alimler diyor çok beğenmiş, asırlarca müteber bir tefsir olduğunu söylemişlerdi. Somuncu Baba'nın bu durumunun anlaşılması üzerine "Sırrımız ifşa oldu, herkes tarafından anlaşıldı" diyerek Bursa'dan ayrılmak istedi. Bir sabah erkenden Gavspaşa medresesinden birkaç tane talebeyi yanına alarak yola çıkmıştı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu işiten Molla Fenari Hazretleri koşarak bir çınarın altında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için ona çok yalvardı. Ricalarda bulundu fakat kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini istedi. Somuncu Baba Hazretleri de bu çınarın yanında Bursa'ya yönünü dönerek, Bursa-Ankara yolunda Dua Çınarı diye bir yer var. Herkes bilir. İşte o Dua Çınarı'nın olduğu yer Dua Çınarı. Niye adı? Somuncu Baba oradan Bursa'ya dönüp öyle bir dua etti ki diyor, "Senin yeşilin hiç azalmasın ey Bursa, evliyaların hiç bitmesin ey Bursa, Allah ve Resulünü sevenlerin hiç bitmesin Bursa, ey maneviyatın güzel yerlerinden Bursa" diyerek Bursa'nın o güzel, o bizim Ulu Cami ve çevresindeki beldeye nice nurlu dualar edip dönüp ellerini açtı ve Molla Fenariler ve birçok Allah dostları o dualara amin dedi. Ya... O yüzden Bursa'ya gelenler burayı çok severler. Ben de aslen İstanbulluyum. İstanbul'da yaşadım 20 yaşına, üniversiteye kadar. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'ne geldikten sonra Rabbim nasip etti, burada kaldık. Şimdi diyorum ki aman ya Rabbi, yani ne güzel bir yermiş. Ya ne kadar manevi, güzel, şu dostlarını hele tanıyıp onların kabirlerine, mübarek beldesine gidince o kadar huzur buluyor ki insan. O yüzden sevgili dinleyicilerim, ülkemizde daha nice cennet güzel yerler var. Nice Evliyaullah'ın ayak bastığı, dualarını ettiği mübarek beldeler var. Allah'ım inşallah o beldelerin hepsinin rahmetini, bereketini arttırsın inşallah. Daha sonra Bursa'dan ayrılan, o Dua Çınarı denilen yerden ayrılan Somuncu Baba Aksaray'a kadar geldi ve Aksaray'a yerleşti. Burada kendine yine bir dergah yaptırdı. O Aksaray'da çilehanesinin olduğu, mescidin olduğu çok güzel bir dergah yaptırdı. İslamiyet'i yaymak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için çok uğraştı. Hem zahiri hem de batini ilim ile Aksaraylıların gönüllerinde erişilmesi güç olan mümtaz bir mevkiye erişmişti. Artık ona Hamidi Aksarayi de denilmeye başlandı. Hacı Bayram-ı Veli ile beraber haç yolculuğuna gittiler. Dönüşlerinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini kendisine halife ve vekil olarak tayin etti. İnsanları irşad etmekle vazifelendirdi. Daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de Ankara'ya geldi Aksaray'dan. Ankara'da ona da bir dergah kuruldu ve aslında büyük bir evliya diyarı olacaktı orası da. Nice Akşemseddinler, Eşrefoğlu Rumiler, daha Akbıyık Sultanlar, birçok evliyanın yetişeceği, birçok Osmanlı padişahının nasihat alacağı büyük bir zat olacak Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de. O Somuncu Baba'nın dergahında, onun güzel sohbetlerinde yetişip olgunlaşan Hacı Bayram-ı Veli olacaktı. Bir gün yaşlı bir kadın Somuncu Baba Hazretlerinin huzuruna geldi. "Efendim, benim bir ineğim vardı. Sabahleyin sığırtmaca teslim ettim. Fakat akşam dönmedi. Çok aradım, bulamadım. Ne olur derdime çare olur musunuz?" diye yalvardı. "İneğimi bıraktım, daha sonra dönmedi geri ineğim." Kadının bu üzüntüsüne dayanamayan Somuncu Baba Hazretleri, "Sen burada bekle, biz etrafı bir araştıralım, bulursak yanına getiririz" diye buyurdu. Dışarı çıkıp sağa sola araştırma yapmadan hep bir istikamete doğru gitti. Kadın da onu gizliden takibe başlamıştı. Hamidi Veli Hazretleri bugünkü türbesinin bulunduğu Aksaray'daki yerine geldi ve ineğin orada otladığını görerek "Ey mübarek hayvan, niçin diğer hayvanlardan geri kaldın da bizi buraya kadar yordun?" deyince inek diyor lisana gelip konuştuğunu duydu. O kadın da takip ediyordu. "Bugün yavruma süt verecek kadar karnımı doyuramamıştım. Onun için burada otluyorum" dedi. Bu konuşmaları dahi işiten kadın Hamidi Veli Hazretlerinin o hayvanlarla konuşup dilinden Rabbimin lütfuyla anladığı o büyük kerametlerini dahi duyup onu en çok seven talebelerinden biri oldu. Hamidi Veli Hazretleri Somuncu babamız 1412 senesinde bir gün dostları ve talebeleriyle helalleşti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra uzun uzun dualara başladı. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenaze namazını talebesi olan, vekili olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kıldırdı. Geriye 2 tane erkek çocuk bırakarak bugünkü türbesi olan Aksaray'da o güzel türbesine defnedildi. Türbesi kabristanlığın ortasında bir bölgedeydi. 1980 senesinden itibaren Aksaraylı Şahin Başer Bey'in diyor gayretiyle türbesi yeniden onarılarak bugünkü haline geldi. Somuncu Baba'nın çilehanesini ve türbesini ziyaret edenler onun ruhaniyetinden fevkalade feyiz ve bereketlere kavuştuklarını, dünyayı unuttuklarını söylerler. Onu vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan duaların kabul olduğunu da nice kıssalarla bildirmişlerdi. Somuncu Baba'nın bir manevi kabri de Darende'de olduğu da söyleniyor. Onları sevenler Kayseri'de de bulundu, birçok yerde bulundu. Bulunduğu yerlere de manevi kabir Allah dostlarının yapılır. Yunus Emre Hazretleri'nin de birçok yere yapıldı. Veysel Karani Hazretleri'nin nasıl birçok ilde manevi kabri var. Sahabelere de aynı şekilde İstanbul'da birçok sahabeye manevi kabri şerifler yapıldı. Hamidi Veli Hazretlerini çok sevenlerden biri şöyle anlatıyor. "Aksaray'da memur olarak vazife yapıyordum. Memurlukta bir üst makama terfim ihtilali var idi. Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin türbesine gidip nacizane dua ettim ve durumumu anlattım. Çilehanesinde 2 rekat namaz kıldıktan sonra eve geldim. Gece rüyamda diyor Somuncu Baba'yı gördüm ve bana evladım hiç üzülme. Sen o memurluğunda üst makama geçeceksin. Biz veliler senin o makama geçtikten sonra istifa edip serbestçe İslamiyet'e hizmet etmeni, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara bildirmeni arzu ediyoruz" buyurdu. Hakikaten kısa zaman sonra bir üst makama geçme emri geldi ve ben de istifamı vererek Allah ve Resulü için İslam'a hizmet etmeye başladım. Hamidi Veli Hazretleri bir gün ziraatle uğraşan talebelerinden birine bir miktar tohum verdi ve bu tohumların yarısını tarlanızın bir kısmına sizin için, yarısını da tarlanızın bir kısmına bizim için ekiniz buyurdu. Talebe tohumları ekti. Ekinlerin yetiştiği mevsimde tarlaya gittiler. Talebenin tarlasında fevkalade güzel yetişmiş bir ekin vardı. Diğerinde hiç ekin bitmemişti. Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri talebesine dönerek "Bu tarlalardan hangisi bizim, hangisi sizindir?" buyurunca talebe son derece utandı ve kendi tarlasını göstererek "Bu tarla sizindir efendim" dedi. O da ekinlere bakarak "Biz ahiret için çalışıyorduk. Acaba hangi günahımızdan dolayı dünyamız mamur olmaya başladı?" deyip üzüntüsünü dile getirdi. Hocasının müteessir olduğunu gören talebe hakikati söyleyerek üzüntüsünü giderdi. "Yani sizin tabii ki adınıza ekilen yer, yemyeşil olan yer efendim" dedi. O Allah dostlarının hayatlarında nice güzellikler var. O Evliyaullah'ın hayatında nice güzel haller var. O Somuncu Baba Hazretleri de evliyaların kimi irşat için görevlendirildi, sadece kendisi bilir. Kimisi Allah Celle Celaluhu hem kendisine bildirir hem insanlara bildirir. kimisini Allah Celle Celaluhu kendisine dahi bildirmez diyor. Hacı Abdullah Baba Hazretleri anlattığında, evladım nice evliyalar var, evliya olduğundan haberi dahi yok. Nice Allah dostları kendisinden haberi yok. Çünkü Rabbim Celle Celaluhu öyle nasip etmiş. Bunu soranlara da, evladım o makamı bilirse nefsine uyup da hani o makamda kalamayabilir veya işte bazıları diyor benim kalp gözüm neden açılmıyor, ben niye görmüyorum, niye şöyle olmuyorum ama ibadetimi ediyorum ama Allah yolunda her şey yapıyorum diye dediğinde, evladım bu nasibi olana verilir, bunu kaldırabilecek kişiye verilir. Nice insanlar var diyor nefis meratiplerinde 5, 6, 7. makama gelip de çok ağır ve büyük imtihanlar vardır bu yolda, o imtihanları kaybedip de tepesin tepe en aşağı nefsi emmareye dönen nice insanlar oldu. O yüzden sevgili Necerim, bizlerin düsturu Kur'an ve sünnettir. Evliyanın kerameti haktır ama burada keramet ehli olmak için, ben de keramet göstereyim demek için çalışılmaz. Bu tasavvuf yolunun amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. İlahi ente maksudu ve rıza ike matlubu ya Hazreti Allah. Yani ya Rabbi maksudum, matlubum senin rızandır. Senin rızana giden yol da Habibin, Edibin, Muhammedül Mustafa'nın yolundan geçer. İşte farz ibadetlerle Allah'a kulluk edip, Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp, Peygamberimizin yaptığı nafile ibadetler, oruçlar ve güzel ahlak, en önemlisi güzel ahlaktır diyor Peygamberimiz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun peygamber olarak geldiği zamanda o Arabistan'da artık ahlaksızlığın en sonuydu. Artık o kadar kötü bir devirdi ki puta tapanlar mı dersin, küçücük kızlarını toprağa gömenler mi dersin? Avret yerleri açık bir şekilde Kabe'yi tavaf edenler ne pis insanlar mı dersin? Her şeyin en azgın olduğu zamanda öyle bir peygamber geldi, öyle bir alemlerin sultanı geldi ki Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainata teşrif etti ve öyle bir faziletler medeniyeti kuracaktı ki Mekke'de 3-5 kişiyle başlayan Hazreti Ebubekir, Zeyd bin Harise, Hatice annemiz, Resulullah Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, daha parmak kadar sahabe efendilerimiz ve nice eziyetler, nice çileler. Daha sonra sayılar yavaş yavaş arttı ve Medine'ye hicret emri verildi. İşte orada ilk İslam devletinin adı koyulmuştu. Ve daha sonra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Tebük gazveleri, birçok gazveyle Resulullah Efendimiz 23 sene boyunca Allah Celle Celaluhu'nun Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gönderdiği ayeti kelimelerde en büyük mucize olan Kur'an, an ve an, ayet ve ayet iniyordu. O günlerdeki ayet, 1400 sene önceki inen tüm Kur'an, kıyamete kadar hiçbir şekilde bozulmayacak, onu koruyacak olan biziz dedi Allah Celle Celaluhu. Ve şu an bile Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birçoğu anlaşılamıyor. Daha yeni yeni teknolojilerle bulduğumuz şeyler Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önce parmak izi gibi, dünyanın yuvarlak eliptik olduğu gibi, bütün kainatın sema ettiği, döndüğü gibi daha birçok harikulade bilimsel araştırmalarla anlaşılan şeyler. Tıp alanında insan nasıl oluştu? O bir damla spermden, annenin rahminde aşamaları 4-5 evreden geçtiği, bu evrelerin tamamı ayet ile mudga, bir çiğnemlik et, daha sonra kemik giydirilir, daha sonra şöyle olur böyle olur. Rabbimiz Celle Celaluhu, bizi yoktan var eden Allah bütün aşamalarını dahi anlattı. İşte bunların hepsini okuyup tamamına iman edip Resulullah Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen alemlerin sultanı, Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinde nur saçan bir kandil olarak gönderdik onu dediği, Fetih suresinde ey Habibim sana biat edenler Allah'a biat etmiştir, senin elinin üstünde Allah'ın eli vardır diye ayette büyük bir tasvirle Rabbimizin bildirdiği, o Habibime uymayanları bekleyen azaptan bahsettiği, işte bu günler gelecek. O yüzden bizler Kur'an'ı, sünneti, Resulullah Efendimizin hadislerini ve Peygamberimizin güzel ahlakını örnek alacağız. Bizler bugün şu ünlü, bu şarkıcı, bu topçu, bu popçu, aman evim olsun, arabam olsun, bilmem ne olsun deyip de helal haram demeden rastgele bir kazancın içine girip de Allah'ın muhafaza eylesin, Bizlerin yolu Allah ve Resulünün yoludur. İşte o Evliyaullah, Allah dostları nasıl bu kadar feraset sahibi oldular? Bunlar nasıl Allah'ın bunlara lütfeyledi? Bunlara Allah'ın lütuflarının tamamı Resulullah Efendimiz'e verdikleri muhabbet ve sevgiyle oldu. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldıkları için oldu. Şeriat olmazsa tarikat, hakikat olmaz dedi Allah dostları. O yüzden namaz ibadeti bütün her şeyin başında müminin miracı oldu. Günahlardan uzak olmak, kul hakkından uzak olmak, yalan söylememek, dedikodu gıybet yapmamak işte o güzel ahlakın en büyük tehlikeleriydi. Peygamberimiz hep bunları nasihat etti. Allah dostları da talebelerini değil günah olan, değil haram olan, mekruh, daha haram olup olmadığı belli olmayan, şüpheli olan bütün şeylerden dahi kaçındılar. Hep Allah'ın rızasını gözettiler. Kalpler ancak Allah'ı zikir ile huzur bulur ayetini an ve an yaşadılar. Devamlı Allah'ı zikrettiler. Binlerce talebesiyle beraber Allah Celle Celaluhu'nun adını anıp Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda onun güzel hadislerini sohbetler halinde Sahih-i Buhari'lerle, İbn-i Mace'lerle, Tirmizi'lerle, Ebu Davud'larla o daha nice hadis sohbetleri yaptılar. İmam-ı Azam Ebu Hanefiler, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikiler, İmam-ı Hanbeliler, dört büyük mezhep imamımız olarak bizlere bu dini, o zamanın güzel bir şekilde yaşantısını Peygamberimizin hadisleriyle, Resulullah Efendimizin sahabelerin bizlere bildirdiğiyle bizlere aktarıp ne yaptılar? Derlediler, önümüze sundular. Bütün Allah dostları nice talebelerine Allah ve Resulünün muhabbetini aşılamak istedi. O yüzden Resulullah Efendimizin dediği gibi kıyamete kadar benim ümmetimden öyle kişiler gelecek ki Beni İsrail peygamberlerine muadil olacak dedi. İşte o dostlarının hepsine muhabbet besleyeceğiz inşallah. Bugün de onlardan biri olan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Somuncu babamızı işledik. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Rabbim o dostlarını, cemallerini, nur yüzlerini de rüyamızda görmeyi cümlemize nasip eylesin. Onların Kur'an'ı anlayıp yaşadığı gibi bizlerin de anlamamızı nasip eylesin. Onların Resulullah Efendimiz'e olan muhabbetlerini Rabbim bizlere de nasip eylesin. İnşallah Rabbim alemlerin sultanı peygamberimizin o ravzasını hep beraber en kısa sürede gidebilmemizi nasip eylesin. Onun nur cemalini rüyamızda, halimizde görebilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu hepinizden binlerce kez razı olsun sevgili dinleyicilerim. Bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlayalım.